Vural Üzül diz. Hey Vural Üzül. Sen kimsin ya? Giriyorsun, atlıyorsun bootcamp'e. Yok 10 vurdum, yok 12 vurdum, yok bilmem kaç vurdum, yok bootcamp'te ölüyorum, yok içinden çıkamıyorum. İşin içinden nasıl çıkacağını bilmiyorsun. Gel ben sana biraz öğreteyim. Videomu izle. Yemek yerken izle hatta videomu. Bağımlılık yaratacak, sen merak etme. Havadan da bir tane paraşütle bir tanesini vuracağım. Artık zamanı geldi. Bu ses ne ya? Ne oluyor burada? Ne yapıyorsun abi, o ne? Bir şey yok kardeşim. Bu hareketler ne abi? Operasyon başlatıyoruz. Nasıl ya? İntikam. Soğuk yenilen. Ben de oturup bilgisayar karşısında böyle yapmadın, şöyle yapamıyorum falan demeyebilirdim ama ben gerçek bir challenge ve gerçek bir diss atıyorum şu anda. Yani gerçek bir diss bu. Aslında bu bir basma videosu. Hem basma hem diss atma. Başlıyor. Vural daha doğru yürüyor. Bura mıydı? Ha buraydı. Buraydı, buraydı. O ne ya? Gelme. Kara bro. Arkadaşlar selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bizim Doh bana aylar boyu diss atıyor ve ben bunların hiçbirine bir cevap vermedim. Tabii ki de hepsini yazmıştım. Bu süre içerisinde çok düşündüm dostlar. Ne yapabilirim, ne edebilirim diye o kadar detaylı düşündüm ki aklıma bir şey geldi. Kendime bir challenge ürettim dostlar ve Doh'a atabileceğim en büyük dissin bu olduğunu düşünüyorum. Normalde bildiğiniz gibi dostlar emülatör oyuncusuyum ama bugün Doh'un evine gidip, bu arada hiçbir şekilde haberi yok, resepsiyondan nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Resepsiyonu atlatabilirsek her şey bizim için daha güzel olacak. Kapıyı açtığında bir anda tıklayacağım ve zınk diye korkulu rüyası gibi gözünün önüne çıkacağım. Ve o dissleri birer birer ona soracağım neden yaptığını. Ayrıca intikam için geldiğimi de belirteceğim. Ve ona hayatı boyunca unutamayacak bir cevap vererek onu mobilden yeneceğim. Söylerken kendime inanmadım. Yapabilirim. Başarabilirim. Hiç değilse deneyeceğim. Bu hayattaki en önemli şey cesarettir dostlar. En önemli şey cesarettir. Cesaretli olmalısınız ve ben şu anda bir mobil oyuncuya, bir emülatör oyuncu olarak telefonumla gidiyorum. Onun mainiyle onun evinde yok edeceğim. Diz nedir, nasıl atılır? Gidip kendisine gösterelim. Bu arada dostlar bu videoya mükemmel bir like bekliyorum. Çünkü sizler de bu cevabı benden bekliyordunuz. Tam olarak şu anda biz daha hiçbir şeye başlamadan eğer videoya birer tane like atarsanız çok tatlı olur. O zaman gidelim. Artık zamanı gelmişti. Evet geldi. Geldi ve geçiyor. Geçiyor. Çok bekledik. Fazla bekledik. Çok bekledik bugünü. Çok fazla. Çok fazla bekledik. Güzel yazdık, çizdik. Seni şu anda main'inde telefonla ineceğim kardeşim. Bekle beni. Geliyorum. Biraz daha bekle. Az kaldı, sakin ol. Oğlum sakin ol. Heyecanlanma lan. Arkadaşlar şaka bir yana da Doh'u çok severim. Ama velakin bana çok diss atıyor bu ara. Ben de oturup bilgisayar karşısında böyle yapmadın, şöyle yapamıyorsun falan demeyebilirdim. Ama ben gerçek bir challenge ve gerçek bir diss atıyorum şu anda. Yani gerçek bir diss bu. Aslında bu bir basma videosu. Hem basma hem diss atma. Oo, orada bir bebek var. Bak kamerada tam görünecek mi bilmiyorum. Bak gözleri açtı. Tam sakin ol. Oğlum sakin ol. Gidiyoruz Doh'a. Tamam sakin ol. Bunların hesabı sorulacak. Bu ne oğlum? Bunların hesabı sorulacak Bulut. Evet. Artık önüme bakmalıyım. Bak. Kaçta gidiyorsun? Avrasya Tüneli'nde olduğum için 70 ile. Bunların hesabı sorulacak. Hepsini çözeceğiz. Gidiyoruz. Hepsi çözülecek. Hepsi çözülecek. Hey Mercedes. Hepsi. Sizi. Hey Mercedes. Tekrarlar mısınız? Bunların hesabı sorulacak. Üzgünüm. Bu konuda size şu an yardımcı olamam. Sanki gel beraber Doh'u da veririz. Bakın dostlar ben iki sefer arabamı aşağı bıraktım. İkisinde de vurdular. Beni Instagram'dan takip edenler bilir. Insta Vural Uzun. Bu diss için, bu basma videosu için bunu göze alıp haberi olmasın diye içeri otoparkına bırakmaktansa sokağın ortasına bırakıyorum. Şimdi en tehlikeli yer resepsiyon. Resepsiyonda beni tanıyan birisi vardı daha önce. Eğer tanıyorsa zaten direkt içeri alır. Ama tanımayan bir çalışan abi varsa o zaman biraz sıçış gibi bakalım. Aha, kapı açılıyor. Vural Doh'a doğru yürüyor. Hareketleri seri seri yapıyor. Bu tarafta galiba. Değil mi? Bu tarafta, ben öyle hatırlıyorum. Tin oğlum sen. Yaktın lan çırana. Şok olacak şimdi. Oğlum bura mıydı lan? Ha buraydı galiba. Buraydı. O ne? Benim kendi içinde içeri giriyorum. Başkası çıkacak. Oğlum burasıydı lan. Vallahi burası.
Kardeşim ne haber? Hoş geldiniz. Habersiz geliyorduk bu ama... Nasıl bir sürpriz? Bu... Güvenlik sürprizi. Kardeşim bir dakika, her yerim kablo şu anda. Oo, bayağı kablosun sen bu arada. Bayağı kablayım, hala bir kablosuz mikrofon alamadığım için. Hoş geldiniz Bulut Bey. Arkadaşlar resepsiyon yüzünden bütün baskınımız yalan oldu. Resepsiyondaki abi diyor ki gidemezsin, ben seni tanımıyorum. Oğlum yani güvenlik boşuna mı para veriyor? Kanka senin boyunu zaman niye oldu? Kanka şey... Bir iki saatim yükselttim. Harbiden biz şey... şu an doğru aynı boyda olmuşuz. Kanka yok, senin boyun harbiden uzamış. Kanka ya ben body basıyorum ya. Neyse ben sana ne yapacağımızı anlatacağım. Bir kendimize gelelim dostum. Bu arada harbiden hoş geldiniz de ben anlamadım olayı bu arada. Vallahi bilmiyorum. İntikam. İntikam? Hı. Ne intikamı? Gerçek diz. Bootcamp mi? Challenge. Bootcamp değil. Benim bilgisayarımdan mı? Doğru bilgisayar mantıklı ama o değil. Bunu yaz. Bunu yaz, bu lazım olur. Şimdi dostlar nihayet geldik abi. Öncelikle ben gördüklerime çok şaşırıyorum. Bu eve ne olmuş abi? En son geldiğin evden eser yoktu. Arkadaşlar ben en son geldiğimde bu ev bu ev değildi ama bu ev. Nasıl oluyor anlamadım. Böyle bir şey yoktu. Ben şu an disimisi basmayı geçtim. Şöyle şuraya bir baksanıza abi, bu ne ya bu? Burada bir tane abi var, bunu kurtarmaya çalıştım çıkmıyor. Yani dolabını buraya sokmuş. Bakın burada. Merhaba. Merhaba, evet. Böyle bir tane arkadaşlar böyle ülkeden kurtulmaya çalışan, poposunu sansürat. Cıplak bir abi var. Nereden esinlendin kanka bunu? Hiçbir yerden esinlenmedim. Dedi ki Oğuzhan böyle bir şey var dedi. Dedim bu ne yapayım? O olsun dedim. Özel. Çok da üstüne uğraşmadım da çabalamadım da. Burada bir tane şömine var dostlar. Burası dekorlar falan var. Doh yazısı var. Şuraya bak mesela ben. Bu ışığı da var dostlar. Mesela bak mesela ben böyle bir şey yapmak istesem. Adımı bak Vural Özür. Nasıl yapacağım? Vural Özür düştü duvarda öyle. Ben bilerek bu işe başlamadan önce bilerek böyle kısa yaptım. Biliyor muydun konunun buraya geleceğini? Hayır bilmiyordum ama gelirse kısa nickname olsun hem de akılda kalıcı olsun hem de logo mogo tasarlarken Vural Özür anasını mesela aynen. Mehmet Oğuzhan Özyetiş nereye sığdıracağım abi? Evet. Buraya sığdığını düşünsene. Ne tamam. Yapacağım? Mehmet Oğuzhan Özyetiş. Bitti. Koskocaman duvar kaplanmış oldu. Mantıklı. Mantıklı konuştu yani arkadaşlar. Yani ismim uzun olduğu için arkadaşlar, nickname kısa ya. Evet. Paradan tasarruf ettim. Doğru. Yani uzun olsaydı çok pahalıya gelirdi. Yeter artık. Tamam sormaz olaydım ama. Nereden sordun? Tamam abi. Şimdi dostlar ben de mesela öyle düşündüm. Dedim ki benim bir tane nick'im olmalı. Nick bulamadım. Bu arada nick bulamama rağmen bana abi senin adın ne diyenler oluyor. Vural işte adım bu benim zaten. Burası Spider-Man ol. Abi ne olur bir de yan kanalı abi ne olur Spider-Man ol diye yorumlar atıyorsunuz lütfen yani. Çok komik oluyor. Spider-Man Vural'ın kafasını şoklamadı. Böyle abi ne olur Spider-Man. Tamam kardeşim. Her neyse dostlar salon gayet güzel. Şimdi benim için önemli olan nokta burada. Bu ne abi? Burada bir sonsuzluğa giden yol var ama. Arkadaşlar yani o kadar uzun ki. Bak en sona gittiğimde nasıl göreceğim? Bakayım gelme gelme. Evet uzundur bu arada. Gelme. Bak görünüyor muyum? Nasıl evet? Yani uzun. Yani arkadaşlar mesela Doğu spor yapmak istediğinde salona inmesine gerek yok. Zaten buradan 3 tur koşsa böyle kardiyo yapmış oluyor yani. Arkadaşlar o kadar sistem yapmış. Işın sensörü çalışmıyor. Her neyse ben diz atmaya basmaya falan gelmiştim. Evi görünce öyle bir büyülendim ki yani şu an diz atmak istemiyorum. Evi gezeceğim. Oh, burada bir tane şey var. Yani şair orada ne anlatmak istemiş bilmiyorum. Zehra yaptı bu arada bu tabloyu. Nasıl Zehra yaptı lan? Ne yazıyor burada? Ne yazıyor okumuyor ki Zehra. Allah'ım ışık. Arkadaşlar ışık çalışmıyor. Şu an beni az görüyorsun. Işık çalışmıyor. Yo çok net görünüyorsun bu arada. Harbi mi? Aynen. Oo kamera çok iyi. Bu arada arkadaşlar size hiçbir zaman söylemediğim bir info vereyim mi? Benim kameram Doğu'nun eski kamerası. Doğu bana onu vermişti. Neyse. Şimdi. Açıyorum. Aç. Çok merak ettim. İçeriden ne? Oğlum izlemedin mi lan olabiliyor bu? İçeriden pro spider. Oğlum niye izlemedin lan olabiliyor bu? Kardeşim. Tamam o da senin odan da yani. Oda vlogunu izledim. Evet. Ama içinde olmak farklı bir duygu. Açıyorum. Dın 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 dın. Ananı satayım. Bu ne? Oğlum çok güzel olmuş lan. Yukarıda drone var. Drone niye düşmüyor? Drone bak. 12,5 kilo. Drone bak 12,5 kilo mu? Evet. Kafana düşse ne olacak? İmkanı yok düşmez. Niye?
İstersen asıl yine düşmez. Yani kopar. Mimar abi demişti ki bina yıkılsa bu bina yıkılsa bu yine burada kalır demişti. Evet. Doğru bu arada. Öyle bir şey demişti. Burada arkadaşlar Doğun takımının ismi by the way gerçekten çok tatlı olmuş. Oğlum bir şey soracağım. Biz aynı şekilde bu kara yapsak yine güzel durmaz. Oğlum bizim niye isimlerimiz kötü ama? Bu da şey yazıyor kara. Senin bir tane şey videon var. Ne? Kara bro. O foto... Siz yazsın yapmışsın. O fotoğrafı çok iyi kara. Kara bural diye beni böyle boyamış. Çok basit bir espri ama komikti. Evet harbiden. Ekranlar mekran. Yine aklıma geldi altıma sıçtım. Sanki çok oynayabiliyormuş gibi emülatörden PUBG Mobile'i açmış. Yok, kutu açılımı yaparken öyle. Ha, kutu açılımı. Sadece kutu açılımı. Yani emülatörden çok oynayamadığını kabul ediyoruz. Neyden kapışacağız peki? Bugün kardeşim Poco X4 Pro'dan tamam. Kapışıyoruz. Tamam kapışalım. Yani başıma neler gelecek bilmiyorum. Karşım yanımda Mobile'in Pro'su var. Ama ben yine de bu challenge'a kardeşim cesaret edebiliyorum. Bu hayattaki en önemli şey cesarettir. Hadi gidelim. Bugün dostlar Poco X4 Pro'dan oynayacağız. Telefonumuz bu. Abi ben bu arada dış tasarımını falan bayağı beğendim. Şöyle bak bir çeksene şunu ya şunu. Ama adamlar yapmış. Telefonu elime ilk aldığımda dostlar gerçekten hani şu tasarımı çok garibime gitti. Mesela burası direkt fotoğraf makinesi falan gibi. Şöyle bir ayrıntı var dostlar aynı zamanda. Ekranı 120 Hz. Yani 120 Hz. Yani 120 kareyi gösterebiliyor size. Henüz dostlar Türkiye'mizde 5G gelmedi ama Türkiye'ye gelmeden bu telefona geldi dostlar. Poco X4 Pro'da 5G'de var. 5G bildiğiniz gibi nedir? Çok hızlı internet. Hani ışık hızının da ötesi. 4.5G'ye ışık ötesi falan diyoruz. Yani bu apayrı bir nokta. Daha göremedik Türkiye'de ama Türkiye 5G geldiğinde zaten halihazırda Poco'da mevcut olacak. Adaptöre baksanıza dostlar. Şöyle bir adaptör var. Bunu da bu arada gördüğümde çok şaşırdım. Böyle taş gibi ve bayağı ağır. 67 watt hıp hızlı şarj edebiliyor. 5000 mAh'de bataryası var. Yani çok uzun süreler boyunca oyun oynarken de bizi şarjı takmadan idare edebiliyor. Bu konuda bayağı iyi. Başlıcısı arka tarafından bahsetmiştim dostlar. Arka tarafının aslında bu şekilde tasarlanmasının en büyük sebebi 3 tane lens var ve bunların bir tanesi makro lens. Diğeri ise geniş açı lens dostlar. İstediğiniz gibi bütün açılarda fotoğraflar, videolar çekebiliyorsunuz. Doyodaya gayet güzel. AMOLED ekrana sahip dostlar ve renk seçenekleri ise lazer siyah, lazer mavisi ve poko sarısı olarak 3'e ayrılıyor. Elimde de gördüğünüz gibi lazer siyah var. Jilet renk. Zaten siyah dedim mi arkadaşlar? Siyah seviyoruz abi. Benim arabayı da biliyorsunuz siyah yani. İlk defa telefondan VS atmış olacağım. Başıma neler gelecek bilmiyorum. Bu arada Doh da Poco'dan oynayacak dostlar. Aslında eşit şartlar var burada. Aklıma bakar mısın? Benim kafam rahat abi. Mobilci olarak vuralım. Açıkçası dostlar biraz risk aldım çünkü bu şekilde doğa kafa tutulur mu tutulmaz ama ben yapabileceğimi düşünüyorum. Bu arada telefondan gerçekten antrenman yaptım. Öyle de böyle de olsa oynayabiliyorum ve Doğu yeneceğim. Duvar yapacağım gerekirse yeneceğim. Bütün pislikleri yapacağım, yeneceğim. Buna inanan arkadaşlar Hulk'a da inanır kardeşim. Evet abi. Her neyse dostlar lafı uzatmayalım, hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim. Videonun başında göstermiştim ya dostlar. Ey bro üzül böyle yapamazsın. Ey bro üzül şöyle yapamazsın. Bir de şu anda sen. Ey bro üzül. Sen kimsin ya? Dedi anasını. Tamam. Oyunda göstereceğim. Bekle gel lan. Oyunda göstereceğim. Başlatıyorum. Ekran arkadaşlar şu anda odamızı kurduk abi. 1vs1. Kaymayı kapat. Kurmaya geldim. Başlat bakalım kardeşim. Başlattım abi. Kayıt akıyor dostlar. Sıkıntı yok. Challenge dediğin böyle yapılır. Dis dediğin böyle atılır. Boş sıkmıyoruz kardeşim. Geldim karşısına oturdum. Bak nasıl bakıyor. Main'inde main'iyle nasıl yeniyorum seyredin. Şimdiden like'lar atmayın. Bence bu cesaret like'a geliyor. Şimdi ben yenilirsem arkadaşlar siz yine like atın tamam mı? Yani çünkü sonuçta yenilebilirim. Yenileceğim. Ama iddialı geldin. Ne alaka? Tamam iddialıyım. Tamam, bir dakika iddia konusunda bir soru işareti yok. İddialıyım evet. Ama sadece iddialıyım. Tamam ben hazırım bu arada. Tamam sanki tek sen mi hazırsın? Ben hazır değilim dur. Ben oyunun sesini bile açmadım kardeşim. Ben de açmadım. Ha gördüm sana. Hop girdim çıktım. Ya da şaka bir şey. Şey yapıyorsun lan. Şöyle bir. Bu arada dostlar. Arkadaşlar gerçekten şey yapmayacağım yani salmayacağım bu arada. Hani salıp kendimi rezil edemem o yüzden. Tüm ciddiyetimle oynadığıma emin olabilirsiniz. Selamünaleyküm, merhabalar, tamam, merhabalar. Oyunun sesini açma konusunda bir tık kararsızım. Bir dakika ama ben de seni duymayacağım sonuçta. Sen de beni duymuyorsun evet. Evet evet. Yani o yüzden eşit şartlardayız kardeşim. Kendine gel. Sen de AVM mi var bana böyle geliyor. Yo nu. Olsa duramazsın kanka. Tamam, Allah beni kahretsin. Çok kötü oynadım. Arkadaşlar sakin olun. Arkanıza yaslanın dostlar. Ben de bu iş.
Neredesin? Ey Mehmet Oğuzhan yetiş! Sen neredesin ya? Çık karşıma! Ateş ediyorum ama ses duymuyoruz. Harbiden birbirimize info veriyoruz ama ses yok ki. Bir şey diyeyim, sen bunu diyene kadar ben de yapıyordum. Bir neredesin? Kanka birimiz... Aha! Gördüm seni! Çocuk adam! Oldum valla. İyi kalk. İşe yaradı bu arada ha. Ey Doğu! He. Devam. Ah! Yat aşağı yat! Görmedim yat. Seni. Karşıda bekliyorum. Arkadaşlar, Poco. Doğu yenmek istiyorsanız. Poco X4 Pro. Poco X4 Pro. Hop öldün. Çok hasar yedin başta çünkü. 18 mi vurdum gerçekten ya? Evet. Karşı benim iğme sistemi açık mı değil mi ya? Karşım ağlama. Karşım ben şöyle bir şey duydum. Bu telefonu alan kendisi otomatik oynuyor. Evet kendisi otomatik. Arkadaşlar emülatörüm demek ki Poco'yu olan kendisi oynuyor. Hop yat aşağı öldün. Oğlum bu arada gerçekten şey yapmıyorum ha. Salmıyorum Murat. Ya kanka yürü. Vallahi salmıyorum lan. Allah belamı versin salmıyorum. Arkadaşlar salmıyor da olsa tryhard oynamıyor. Tamam orası okey mi? Yani... Konuşma. Ben seni gerçekten çok geç fark ediyorum. Şimdi arkadaşlar bazı mal mal hareketlerimi görürseniz onu mazur görün. Çünkü elim hala yavaş. Of! Ooo bütün mermileri çok güzel attım evet, bu arada. Evet son anda da ES vurdum. Ey Mehmet Oğuzhan yetiş! Ne sana var? Yetiştim! Ya soy isim şakaları nefret ediyorum. Bir dakika bir de ben bir insana soy isim şakası yapabilecek son kişi falanım. Üzül soyadınla yani. Bir şey söyleyebilir miyim? Şu ne abi? Evin içinde şöyle bir şey var ama. Yani arkadaşlar ne derece ciddi kalabilirim ki? Sayfura! Bir yakın. Hoppa. Ya arkadaşlar şimdi öne geçmiş olabilir. Siz merak etmeyin. Ben şimdi bir şey yapacağım. Anam buradan. Aa sen buradasın. Bir dakika. Yes! Son anda headshot'ı koydum. Son anda headshot'ı koydum. Ve yok ettim. Ey Mehmet Oğuz. Başka ne diyordu Ahmet? Başka ne diyordu? Bana aylardır arkadaşlar demediğini bırakmıyor ya. Yok o kaldırıyor bir şey. Video paylaşıldıkta 2 gün sonra bootcamp videosu atmazsam ben de şerefsizim. Vallahi arkadaşlar artık bıktım ya. Yemin ederim evde böyle izliyorum bak. Yeter aman diyorum. Ne olur artık diss atmaz. Bunu yapamadığını ben yapacağım. AVM'yle vuracağım. Ben harbiden KNT'yle hiç vuramadım. Lan emülatör olsam şu an. Ay o KNT'yle var ya. AVM'yi geçirdi. O KNT'yle var ya ne yaparım biliyor musunuz arkadaşlar? Ne yaparsın? Kan mı alırsın? Oyunu siler. Oyunu sil ananı avradını. AVM oynattırıyor yani. Poco X4 Pro. Rahatta kal. Poco X4 Pro ve Doğ Pro birleşti. Vural Pro da geldi şu an. Bir dakika. Pro tutulması yaşanıyor. Anne ne oldu dedi kör oldum. Mehmet Oğuzhan Pro. Kanka kör oldum. Dekka M24 Pro. Hey öyle bir şey yapma. Sen bittin. Ağzına. Oha tavası var nasıl tavam var? Yes bebeğim be. Tavam var nasıl tavam var ya? Benim için bu dis burada bitmiştir. Aa benim de tavam var bir haberim yok. Niye bir dakika sanki tavanın icadından haberi yok gibi konuşuyor. Oğlum ben arkadaşlar yok bitti. Benim için bu çalış burada bitti. Aa no. Oğlum! Benim için neredesin bitti lan? Bütün listelere cevap. Bak neredesin lan diyor. Bak arkadaşlar pisleşti. Pisleşti şu an. Şu an çirkefleşti lan diyor. Neredesin lan? Lan diyor arkadaşlar. Bir dakika. Ananı avradın. Gel buraya gel. Ya tava atamadım ya. Niye atamadın acaba? M4'ü soktun direkt. Niye tam atamadım ya diyor. Soktum bu arada. Yanımdan geçiyor ses kasmadım. Of attım işte çok rahatım. Ama sen bana iki tane soktun ben de bir tane soktum. Şu an o yüzden 2-1 kardeşim. O yüzden sen hala sokmuş sayılmazsın. Şimdi sokacağım. Öldün. Öldün çık. Canım son var. Mermi geldi be. Kaç canım var? Çok canım var benim. Çok canım. Arkadaşlar vurdum. Ananı. Oy. Abi bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar bak şu an yemin ederim ki tüm ciddiyetimle söylüyorum. Gerçekten çok güzel headshot atılıyor abi. Niye öyle bilmiyorum. Çok güzel headshot atıyorum ya. Kanka ben de bütün ciddiyetimle oynadığımı sana söyleyebilirim. Ve nasıl 15-16 olduğunu şaşkınlıkla nasıl izliyorum. Nasıl 15-16? Çünkü senin de yeni oynadığın bir cihaz. Aslında arkadaşlar şartlar eşit gibi. Çünkü bak bana dava atıyor sürekli bu. Yokum ben aslında yokum. Bir dakika. Aa Kerim! Gelmiyorum! Kerim! Neredesin lan? Lan Kerim! Git buradan! Aaaa! Hayır! Hayır! Ya işte bana vurman lazım ya!
kibir. Hala kibir dostlar. Hala ki benim için o dis bitti. Benim için o dis bitti. Şu an yenilsem de umurumda değil. Yenilsem de umurumda değil. Yenilsem de umurumda. Hayır. Hayır. Oy keke. Ooo rahatladın. Son 10 saniye bu arada. Ben daha güzel tavalar attım, saymıyorum. Gel buraya. 17, 17 oldu. Yes. Yes. Öf 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 öf. Bir tane daha çık. Bir tane daha çık. Bir tane. Oğlum nasıl hem tava hem skor beraber bitebilir ya? 2-2 tava, 17-17'de skor bitti. Ben de şaşkınım. Şimdi ben buraya boşuna mı geldim? Hiçbir şey katamadım ki. İkimiz de eşitiz. Ben dis yediğimde kaldım. İkimiz de eşitiz. Basma bence sık. Bari ketçap metçap getirin de sıkayım içimde anlasın. Şaşırtma. Bu hala uyuyor. Şurayı çeksene. Şuraya dın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 
gidiyor. Yani inanamıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir hareket yapacağım. Üstünüze alınmayın. Şu anda doha yapıyorum bunu. Sen de ne geğirdin bunu? Tabii oğlum benim konuşmam öyle. Giyirmiyorum ama. Oğlum giyirmedim lan deli. Giyirdin diyor, giyirmedim ya. Şimdi kardeşim burada bir beraberlik oldu. Evet, doğrudur. Benim sana yani bir diss atmam gerekiyordu. Tabii. Atamadım. Atamadım. Evet. Emin. Niye uyuyarak konuşuyorsun ama? Arada uyuyor. Arkadaşlar kamera bana da uyuyor. Uyuyor. Uykum geldi. Bu işin bu çocuk zaten. Bu çocuk zaten uyuyor burada. Yapacak bir şey yok. Hava atayım dedim. Geldi iki tane daha çaktı, berabere bıraktı. Bir şey yaptı. 17-17 oldu bu arada. 17-17 oldu. Yani... Bilerek yapmadım bu arada arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum. Yani bilerek yapmadı ama çok da tryhard oynamadı arkadaşlar açıkçası. Çünkü karşısında ben varım. Sonuçta ben bir emulator oyuncusuyum. Ama velakin gerçekten telefonun performansına bayıldığımı söyleyebilirim. Ve bu arada bunu gerçekten ve gerçekten içten söyleyeceğim ki inanılmaz HS gidiyordu. Sebebini bilmiyorum. Belki de ben emulatörde oynadığım için telefonda oynamak bana öyle gelmiş olabilir. Ama gerçekten çok güzel HS'ler gidiyordu. Video bence gerçekten keyifliydi dostlar. Ve siz de abi artık Doğu cevap ver, Doğu cevap ver, abi sana Doğu diss atmış diye etiketliyordunuz. Ve ben de böyle bir video hazırlamak istedim. Böyle dolu dolu Doğu'nun evine geldik, muhabbet ettik, sohbet ettik. Biliyorsunuz ki her şeyden önce en önemli şey dostluk. Gerçekten aramızda hiç problem yok. Her şey eğlencesine, tatlı tatlı böyle gülelim, eğlenelim, keyif alalım. Ve sizlere de izlerken seyir zevki sunalım diyeydi. Teşekkür ederim kankacığım. Rica ederim kardeşim. Alkış. Sizler de dostlar videodan çıkmadan birer like atmayı, abone olmayı, buradan Doğu'nun kanalını da uğramayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi kameraman bana da dönsene. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bunun şarjı şey oldu. Görüşürüz.